Emre Kongar'ın 5 Eylül 2019 Perşembe günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Kadın Cinayetleri de bir kültür sorunudur başlıklı yazısı. En son haber 3 gün önce toplumu ayağa kaldırdı. Cumhuriyet'in haberi özet olarak şöyleydi. Eşini 15 yerinden bıçakladı, ilk duruşmada tahliye oldu. Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından göğsü, boynu gibi hayati bölgelerinden 15 kez bıçaklanan öznur sazlar duruma isyan etti. Türk adaleti bu kadar aciz mi? Ben kime güveneceğim? Ben çok iyi dinlenmediğime inanıyorum. Bugüne kadar ne savcılara sesimi duyurabildim ne de polislere. Biz ağır cezada görülmesini isterken tek duruşmada asliyede görülmesine çok şaşkınız. Türkiye'de kadın olmak gerçekten zormuş, bunu anladım. Yani 15 yerimden bıçaklandım. İlla ölmem mi gerekiyordu? Öldükten sonra mı ağır cezada görülecek? Koruma istiyorum ben, korunmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Adalet Bakanlığından yardım istiyorum. Ve tahliye. Eskişehir 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen kasten yaralama davasında tutuklu sanık H.S. adli kontrol şartıyla tahliye edildi tahliye haberi üzerine Twitter'dan bu karara isyan ediyorum diyerek tepkimi dile getirdim. Cumhuriyet'in eski genel yayın yönetmeni Eskişehir CHP milletvekili Utku Çakırözer de Twitter'dan Eskişehir'de eşi Öznur Sazları 15 kez bıçaklayan saldırgan ilk duruşmada tahliye edildi. Hem de bir kadın hakimin kararı ile diyerek tepkisini dile getirdi. Kadın cinayetlerinin arkasında maço erkek kültürü vardır. Macho zaten kısaca sert erkek demektir. Macho erkek kültürü din tarım toplumlarındaki yaşlı ve erkek egemen feodal kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kültürle yetişmiş olan erkek kadını malı, eşyası gibi görür. Ayrılmak isteyen sevgili, nişanlı ya da eş onu iradesine karşı geldiği için kızdırır. Kadın cinayetlerinin arkasında sevgi, aşk, kıskançlık yoktur. Sadece maço erkek kültürünün sonucu olan erkek egosu ve bunun dışa vurumu olan öfke vardır. Ne yazık ki bu kültür sadece cinayeti işleyen katillerin değil, cinsiyetlerine bakılmaksızın polislerin, savcıların, yargıçların da içinde yetiştikleri kültürdür. Burada acıklı olan nokta eş, anne, kayınvalide, gelin, görümce ve hatta polis, savcı ve yargıç olarak kadınların da erkek egemen feodal kültür içinde yetişmiş olduklarından dolayı o kültürün maço versiyonuna müsamaha göstermeleri ve daha kötüsü onu evlatlarına da aşılayarak kuşaktan kuşağa aktarılmasına yardımcı olmalarıdır. Kahrolsun maço erkek kültürü, yaşasın kadınların eşitliği, özgürlüğü ve bağımsızlığı.